Merhabalar arkadaşlar, hayırlı, bereketli, güzel günler diliyorum. Bugün size waffle yaptım. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor arkadaşlar. Birini normal sürme çikolata ile yaptım, diğerini fındık ezmesi ile yaptım arkadaşlar. Hadi bakalım yapımına geçelim. Öncelikle 2 adet yumurtam var. Onları kırıyorum. Ve yarım çay bardağı toz şekerim var arkadaşlar. Onu ekliyorum. İyicene karıştırıyorum. Ve arkadaşlar, yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağım var. Onu da ekliyorum. Ve arkadaşlar, 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Arkadaşlar, söylemeyi unuttum. Waffle'ı ben tavada yapacağım bugün. Yani waffle makinesi olmadan da waffle nasıl yapılır onu göstermek istiyorum size. Benim waffle makinem yok. Ama çok rahatlıkla yapabiliyorum. Ve arkadaşlar, un eleğinin içine 1,5 su bardağı un ekliyorum. Ve bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya unumun içine koyup eliyorum. Unumu da içine iyicene eledikten sonra güzelcene karıştıracağım. Ve hamurum hazır olacak arkadaşlar. Evet, şimdi iyicene karıştırıyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. İnanılmaz kolay, basit bir waffle yapımı. Evet, iyicene karıştırdıktan sonra şöyle bir krep tavanız varsa veya normal tavada da olur. Herhangi bir tavada da olur arkadaşlar. Şöyle bir krep tavasına koyuyorum birer kepçe. Hafif dağıtmayı sağlıyorum. Ve arkadaşlar, kısık ateşte biraz bekliyorum. Üstü böyle kabarcık kabarcık oluncaya kadar. Böyle kabarcıklar çıktıktan sonra çevirebilirsiniz. Hemen çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay. Evet, hemencecik oldu. Bütün hamurumu aynı şekilde aynı işlemden geçiriyorum. Kısık ateşte üzeri böyle kabarcık kabarcık oluncaya kadar bekliyorum ve çeviriyorum arkadaşlar. Bakın, kabarcıklar oluşmaya başladı. Bu esnada çeviriyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar kolay işte. Bu arada arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Ve abone olduktan sonra bir tane zil işareti çıkacak karşınıza. Ona da basarsanız bildirimleri açmış oluyorsunuz ve yemeklerimden ilk siz haberdar oluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu malzemeyle bayağı çıkıyor waffle'lar.
Siz çok olmasını istemiyorsanız malzemeyi yarı yarıya indirebilirsiniz. Evet, son bir taneyi daha yapıyorum. Ve birazdan süslemeye geçeceğim arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken püf noktası üzerindeki kabarcıkların oluşmadan çevirmemeniz arkadaşlar. Kabarcıklar oluştuktan sonra çevirin. Çevirirken de korkmayın. İnanılmaz kolay oluyor arkadaşlar. Evet. Burada da biraz çikolatam var arkadaşlar. Normal çikolata bermari usulü eritiyorum. 100 gram kadar çikolata eritiyorum ben. Siz miktarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Onu da üzerindeki süsleme için kullanacağım. Ve geldik süslemeye. Evet arkadaşlar. Bir bıçak yardımıyla sürme çikolatayı iyice her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ve böyle istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle kivi, çilek, muz ve nar kullandım. Evet, pazarı elimden kaydı. Süslemeyi de tamamen hayal gücünüze göre yapabilirsiniz. Ben böyle süsledim. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra inanın hiç dışarıdan alma ihtiyacı duymayacaksınız. Ve çocuklar bayılıyorlar. İnanılmaz lezzetli ve güzel oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle muzlarımı da koyuyorum. Ve iri iri doğradığım cevizim var arkadaşlar. Onları da serpeceğim. Biraz da damla çikolatam var. Evet, narlarımı da koyuyorum. Ve biraz ceviz koyuyorum. Ve arkadaşlar bermari usulü erittim çikolatayı bir kaşık yardımıyla böyle şeritler halinde döküyorum şerit şerit. Biraz da damla çikolata koyuyorum. Biraz daha ceviz koyuyorum. Ve lezzet bombası waffle'ımız hazır arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da fındık ezmesiyle yaptım. Bu da inanılmaz lezzetli oldu. Eşim buna bayılıyor. Hatta tahin pekmezle bile yapabilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz sağlıklı ve güzel oluyor. Bunu da fındık ezmesiyle yaptım. Yani tamamen süsleme işi zevkinize bağlı. Bunu da böyle süsledim. Diğerlerini de kızlarım süslediler. Yani çocuklarınız varsa arkadaşlar etrafınızdaki çocuklarla birlikte yaparsanız onları da çok mutlu etmiş olursunuz. Böyle şeylerle uğraşmak çok zevkli geliyor çocuklara. Ben de çok zevk alıyorum arkadaşlar. Ve bu da hazır fındık ezmeli waffle'ımız ve bermari usulü erittiğim çikolatayla süslüyorum arkadaşlar. Şeritler halinde döküyorum. Biraz da ceviz koyuyorum üstüne. Biraz da damla çikolata. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz güzel ve lezzetli oldular.
Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.